Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Tığ battısını yaptıktan sonra 4 sırada yapılan çok güzel bir model. Yapımı kolay hanımlar. Sıraları yazmanın etrafını tamamlayıp karşıdan tekrar başladığımız yerden başlayıp yapıyoruz. Bu ilmekleri yaparken de dondurma çubuğu kullandım. Siz kalem veya şiş de kullanabilirsiniz. 6 numara şiş veya bu ilmeklerin biraz daha kısa olmasını isterseniz 4 numara şişle de yapabilirsiniz hanımlar. Böyle çok zarif bir görüntüsü var. Namaz ve mevlid başörtülerine de çok yakışır. Benim elimde böyle pullar vardı hanımlar. Onunla başladım. Siz isterseniz burada inci de koyabilirsiniz. 3 tane kum boncuk kapatıp o şekilde de ilmeğin ortasına sabitleyip yapabilirsiniz hanımlar. Bu pullar biraz büyük bir pul. Bu pulun bir küçüğü daha var hanımlar. Onunla yaparsanız çok daha düzgün, güzel olur. Benim elimde bu pullar vardı. Ben bunlarla başladım. Böyle ipime geçirdim. Bir düz ters tarafı var hanımlar. Dizmeye arkasından başlıyoruz. Boyamızı yaparken bu düz tarafın önüne gelmesi için dizmeye arkasından başlıyoruz. Dediğim gibi bu pulların bir küçüğü olursa çok daha güzel durur. Şekilli pullarla da güzel olabilir. Yıldızlı pullarla. Böyle sizin zevkinize, isteğinize kalmış bir şekilde bu son dördüncü sırayı tamamlayıp yapabilirsiniz hanımlar. Tığ battısında ikişer zincir çekerek yaptım. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Boyamıza ipimi tığ battıya sabitleyerek başlıyorum. Sabitledikten sonra bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp dondurma çubuğuna takıp sıkılıyorum. Burada hanımlar yine aynı tığ battığının içine girip kapatıyorum. Bir zincir çekip yandaki tığ battıya geçiyorum. Bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp takıyorum. Taktıktan sonra hanımlar yine aynı tığ battının içine batıp kapatıyorum. Bir zincir çekip sıradakine geçiyorum. Geçip tığ battının üzerine sabitledikten sonra bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp dondurma çubuğuma takıyorum hanımlar. Aynı tığ battıya giriyorum. İpimi sabitleyip bir zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya geçip bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp çubuğuma takıyorum. İlk sıranın yapılışı bu şekilde hanımlar. Böyle yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp ikinci sıraya karşıdan başlıyoruz. Bu modeli yaparken hanımlar köşeye geldiğinizde köşedeki üç tane tığ battının içine ikişer tane yapın. Bir tığ battının üzerine iki tane ilmek takarak köşeleri de dönün hanımlar. Ben biraz daha yapayım. İkinci sıraya birlikte başlayalım. İkinci sıraya hanımlar, ilk sırada yaptığımız bu ilmeklerden ilkinin içine ipimi sabitleyerek başlıyorum. İlmeklerin düz tarafından sabitliyorum hanımlar. Tekrar bir kez daha aynı ilmeğin içine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğe geçip bir, iki kez sık iğne ile dolduruyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğe geçip bir, iki kez sık iğne ile dolduruyorum. Bir zincir çekip sıradaki ilmeğe geçip bir, pardon hanımlar, zincir çekmeden iki kez sık iğne ile dolduruyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğe geçip iki kez dolduruyorum. Bir zincir çekip sıradaki ilmeğe geçip iki kez dolduruyorum. Bu şekilde hanımlar ikinci sırayı tamamlayıp üçüncü sıraya karşıdan başlıyoruz. Üçüncü sıraya hanımlar, bu ilk sırada yaptığımız ilmeğin içine tekrar bu zincirin üzerinden hanımlar böyle ilmeğin içinden ama ipimi sabitleyerek başlıyorum. Bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp çubuğuma takıp sıkılıyorum. Aynı ilmeğin içine girip bir kez kapatıyorum. Bir zincir çekip yandaki ilmeğin içine girip kapatıyorum. Bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp çubuğuma takıyorum. Aynı ilmeğin içine giriyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Bir zincir çekip sıradaki ilmeğin içine girip ipimi
Sabitliyorum. Bir zincir çekip çubuğuma takıp sıkılıyorum. Tekrar hanımlar aynı ilmeğin içine girip ipimi sabitliyorum. Bir zincir çekip sıradaki ilmeğin içine geçiyorum. Buraya da bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp çubuğa takıp sıkılıyorum. Böyle ipinizi çekerek inceltin hanımlar. İlmekler daha düzgün olur. Dondurma çubuğunda eğer varsa elinizde böyle çubukla yapacaksanız her bir kenarda bir tane kullanırsanız ilmeklerin bozulma ihtimali kalmaz. Çıkardığınız zaman öyle sırayı yaparken çıkartırsınız. Çok zarif güzel duruyor. Çatal oyasını anımsatıyor hanımlar. Böyle buraya bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp dondurma çubuğuma takıyorum. Tekrar aynı ilmeğin içine ipimi sabitleyip bir zincir çekip sıradaki ilmeğe geçiyorum. Bir zincir çekip çubuğuma takıp sıkılıyorum. Tekrar aynı ilmeğe bir kez batıp bir zincir çekiyorum. Sıradakini geçip ipimi sabitledikten sonra bir zincir çekip çubuğuma takıyorum. Üçüncü sıranın yapılışı da bu şekilde hanımlar. Böyle yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp dördüncü sıraya tekrar aynı başladığımız yerden karşıdan başlıyoruz. Dördüncü sırada hanımlar yine yazmanın düz tarafından üçüncü sırada yaptığımız ilmeklerden ilkinin içine ipimi sabitleyerek başlıyorum. Ben model olduğu için hanımlar ipi kesip böyle burada koparıp başlıyorum. Ama siz yazmanın etrafını tamamlayıp geldiğinizde zaten böyle benim burada başladığım gibi direkt buradaki ilk ilmeğin içine sabitleyerek tüm sıraları bu şekilde başlayabilirsiniz. İpimi sabitledikten sonra buraya bir zincir çekiyorum. Pullardan bir tanesini alıyorum. Bakın hanımlar, pullar dizmeye böyle tersinden başladım. Burası düz tarafı. Ya sizin de pullunuzun böyle düz yönü ve ters yönü varsa bazı pullarda olmuyor ama dediğim gibi ters yönden dizin. Bu düz tarafına böyle tutuyorum hanımlar. İstediğiniz kadar pay bırakabilirsiniz. İsterseniz böyle sıkı kapatın. Ben böyle hafif pay bırakarak kapattım. Bir zincir çekip böyle pay bırakarak kapatıp bir zincir çekiyorum. Arkaya doğru yatırıp aynı ilmeğin içine sabitleyip bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğe sık iğne ile bir geçiş yapıyorum. Bir zincir çekip yine hanımlar böyle pulumu getiriyorum. Parmağımla tutup böyle hafif pay bırakıp kapatıyorum. Bir zincir çekip arkaya doğru yatırıp aynı ilmeğin içine sabitliyorum. Bir zincir çekip sıradaki ilmeğe geçiyorum. İlmeğin düz tarafından takın hanımlar ve dönük olmasın. Buraya yine bir zincir çekip bunu böyle tutup hafif pay bırakarak kapatıp bir zincir çekiyorum. Bu dördüncü sıra tamamen sizin zevkinize kalmış hanımlar. İsterseniz buraya böyle bir tane inci kapatıp sabitleyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel zarif durur. 3 boncuk, 3 tane kum boncuk kapatıp sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde pullardan yapabilirsiniz. Bu pulla da güzel oldu ama hanımlar bu pul biraz büyük durdu. Elimde pul olduğu için ben bu şekilde başladım ama bu pulların bir küçüğüyle başlarsanız çok daha güzel olur. Çok daha düzgün durur. Böyle hanımlar bir zincir çekip sıradaki ilmeğe geçiyorum. Bir zincir çekip pulumu alıyorum. Hafif pay bırakarak kapatıp bir zincir daha çekiyorum. Böyle arkaya doğru yatırıp aynı ilmeğin içine sabitliyorum. Bir zincir çekip sıradaki ilmeğe geçiyorum. Bir zincir çekip pulumu alıyorum. Böyle hafif pay bırakarak kapatıp bir zincir çekiyorum. Arkaya doğru yatırıp aynı ilmeğin içine sabitliyorum. Buralar ütüyü yaparken bu pula böyle aşağı doğru iniyor. Buraya bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeği
İpimi sabitliyorum. Bir zincir çekip tane pul alıyorum. Bunlar plastik pullardan hanımlar. Bir zincir çekip metal pullarda çok daha güzel durur. Pulumun düz tarafından böyle tutuyorum. Hafif pay bırakarak kapatıp bir zincir çekiyorum. Arkaya doğru yatırıp aynı ilmeğin içine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğe geçiyorum. Bir zincir çekip bir tane pulumu böyle hafif pay bırakarak kapatıp bir zincir çekip aynı ilmeğin içine sabitliyorum. Bir zincir çekip sıradaki ilmeğe geçiyorum. Bir zincir çekip bir tane pul alıyorum. Böyle pulumu planlar düz tarafını parmağımla tutup hafif pay bırakarak kapatıp bir zincir çekiyorum. Böyle pulumu aşağı indirip aynı ilmeğin içine sabitleyip bir zincir çekiyorum. Son dördüncü sıranın yapılışı da bu şekilde hanımlar. Böyle çok güzel oldu hanımlar. Bu modelin ütüsünü de oyanın tersinden alttan üste doğru iterek yapın. Böyle iyice itin hanımlar. Eğer plastik bulku kullandıysanız pula dokundurmayın. Üzerine bez sererek yapın. Plastik pullar ve inciler ütüye yapışıyor hanımlar. Metal pul ve kum boncuğu kullandıysanız direkt yapabilirsiniz. Böyle çatal oyasını da anımsatıyor. Böyle renkli pullarla yapıldığında namaz ve mevlüt başörtülerine de çok yakışır. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.